Anadolu Yayıncılar Derneği ulusal ve yerel gazetecileri Karadeniz'de buluşturdu. Televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın da yönetiminde olduğu Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'ye katkıları konuşuldu. Sinop'tan merhaba. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Sinop Milletvekili Nazım Maviş Bey'in misafir olarak Sinop'a geldik. Ulusal ve yerel gazeteciler olarak Anadolu Yayıncılar Derneği hem Sinop'un güzelliklerini anlatmak hem de dün Sayın Cumhurbaşkanımızın müjde olarak verdiği doğal gazın değerlendirmesi yapacağız. Ulusal gazeteci abilerimizle, büyüklerimizle. Televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Anadolu Soruyor programına Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, Akit Gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, Milat Gazetesi yazarı Serdar Arseven, Birlik Gazetesi Ankara temsilcisi Neşe Berber, Kanal Urfa Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Toru ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş konuk olarak katıldı. İşte bugüne kadar hangi liderlere bakarsak Alparslan Türkeş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na, Erbakan'dan Bülent Ecevit'e kadar pek çok liderin hayallerini gerçekleştiren bir Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıyayız. Bunun evet, altını çizmek tabii lazım. Şimdi bakın ne kadar 60 milyar dolar civarında bir rezerv var tahmini. İleride belki bu daha da yükselebilir. Başlangıç bu. Başlangıç evet. Bu. Aslına bakarsanız bu müjde hani birkaç yılın ya da son 18 yılın müjdesi de değil. Bu müjde bizim milletimizin 100 yıldır beklediği bir müjdeydi. Evet. Yani 18 yıllık AK Parti iktidarının vereceği bir müjde değil. 100 yıllık bir milletin muştusuydu. En nihayetinde beklenen gerçekleştirildi. Bu Sinop Mutlu Şehir meselesi benim herhalde bir 10-15 sene önce falan bir gazetelerde gördüğüm küçük bir haber olarak zihnime böyle çakılmış. Ve o günden bu yana hep merak ederdim. Bu benim ilk gelişim oldu Sinop'a. Özellikle Sinop denince burada Selçuklu yerlerinden Alaaddin Camisi'nin Sayın Vekilim dün vilayette valilikte konuşurken de güzel sözleri vardı. Özellikle Alaaddin Camisi ve Ziya Gökalp'ın şiiriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bulunduğu şiirlerle ilgili de buradan ilham kaynağının olduğu özellikle camiler süngü Cumhurbaşkanımızın söylediği şiirlerle ilgili burada ilham kaynağının en mutlu şehir Sinop. Burada Tatlıca şeleleri Seyit Bilal yani türbelerinin ve tarihi ve manevi yönde de aslında önem bulunduğu bir yerlerden bir tanesi. Sinop en çok camisi olan yer olduğu için mutlu değil. Efendim Sinop en çok namaz kılınan bunlar çok önemlidir. Ama başka bir şey söylemek istiyorum. Dolayısıyla yani, mutluluk için ekonomi şart mı diyorsun? Ya şart. Ya olmazsa olmaz şey. Çünkü hani İstanbul Sözleşmesi bağlamında tartışılıyor. Evet. Aile boşanmaların sebeplerine baktığınız zaman işte alkol geliyor, kumar geliyor vesaire geliyor. Bu tür şeyler geliyor. Bir de geçim sıkıntısı da ekonomi, önemli. Evet. Sinop ya aslında bu kadar çok şehir gezip de Sinop'a ilk defa nasıl gelmişim? Herhalde davet edilmediğim için olsa gerek. O da bizim etkisimiz herhalde. Estağfurullah ama tabii şehirler özellikle belediye başkanları, valiler yani bizleri şehirlerini görmek, oralar hakkında tanıtım yapmak için hepsi davet ediyorlar. Ben kendim aslen tabii ben de Karadenizliyim, Rizeliyim aslen. Karadeniz'i çok iyi biliyorum ama buraya gelmemek hakikaten birazcık kayıp olmuş. Biz yıllardır bu ülkenin şirketlerine, partilerine hep şunu dedik. Dedik ki ne olursunuz gelin. Şu kongrelerini, panellerinizi, tatillerinizi, toplu faaliyetlerinizi yalnızca güney illerimizde yapmayın. Muş'ta da yapın, Sinop'ta da yapın, Rize'de de yapın. Küçük şeylerle tatmin olan, ufku dar, çok kısa mesafeli hesaplar yapan bir millet olmaktan çıkmış. Ben asıl işin psikolojik tarafını böyle tahlil etmeye çalışıyorum. Ufkunu büyütmüş bir imparatorluk bakiyesi millet olmanın gereği olarak daha büyük hesaplar yapabilen, daha büyük meydan okumalar yapabilen bir millet psikolojisine bürünmüş. Bunu asıl belki doğalgazın bulunması kadar önemsediğim bir başka tarafı bu.
Doğalgazın Türkiye'ye katkılarının konuşulduğu programda televizyonlarımız genel yayın yönetmeni Zeki Akbıyık, katılımcıları ve Sinop Milletvekili Nazım Maviş'i Elazığ'a davet etti. Sayın Vekilim, inşallah ben şimdi böyle bir gözden geçirdim. Herkes Elazığ'a geldi. Bir tek siz gelmediniz. Elazığ'ın da böyle tarihi ve Sayın Rahim abi de Elazığlı ondan sonra, Harputlu kendisi. Harput'umuzu, Hazar Gölü'müzü, Kevan'ımızı, Sivrice'mizi gezdirmek istiyoruz. Elazığ gerçekten güzel bir yer. İnşallah. Tek gelmeyen sizsiniz. Yani herkes aslında geldi, geldik ama hep kısa gelişler oldu. Emin abinin mitinglerde Türkiye'nin her tarafını gezmesi gibi biz de parti faaliyetleri için bir otelin lobisine girdik. Oradan çıktık. İnşallah sizle beraber gezmek üzere biz de fırsat bulunca geliriz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sana. Sevgili seyirciler, Sinop'taydık. Türkiye'nin en mutlu şehri, doğal ve tarih güzellikleriyle Sinop'taydık. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Sayın Sinop Milletvekilimiz Nazım Maviş Bey bizleri burada ağırladı. Sinop'u tanıttı ve gerçekten bu tarihi günlerden bir tanesiydi. Karadeniz'de doğal gaz bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız onun müjdesini verdi. Biz de şu anda Karadeniz'in kenarında hem gazeteci büyüklerimizle bu durumu değerlendirdik.